Merhabalar, bu videoda ya çok evvelden okudum ya da vakit bulup videosunu yapamadım ama öyle ya da böyle bu kanalda anmak istediğim kitaplardan bahsedeceğim. Şimdi çoğu zaten hayal meyal aklımda, o yüzden o alıntı ve yorum işini çok fazla uzatamayacağız. Şimdi kitap kitap bahsetmeyeyim, önce bizim iki büyük yazarımızdan başlayayım, Elif Şafak ve Orhan Pamuk. En son kitabının yorumunda da bahsetmiştim, Elif Şafak'ın bir fanatiyim. Onun bütün kitaplarını rahatlıkla okuyabilirsiniz, bence hepsi on numara. Orhan Pamuk çok iyi bir roman yazarı ama yani dediğim gibi roman yazarı. Yani bize olayı düz bir şekilde hani bir ayna görevi görüp aktarıyor. İşin o edebi kısmı biraz daha az sanki. Ama on numara bir şekilde yaşıyoruz yani ki işte Osmanlı dönemini anlatıyor yeri geliyor. Yeri geliyor mitolojiden bahsediyor. Yeri geliyor işte İstanbul'un eski halinden bahsediyor. Hepsinin de hakkını on numara veriyor. En beğendiğim iki kitabı Orhan Pamuk'un Kırmızı Saçlı Kadın ve Kafamda Bir Tuhaflık. Sabırsız Yürek, 9 numara bir şaheser. Ya yorumdu, şuydu, buydu, boş verin ve okuyun. Zaten böyle yazarlar öyle çok fazla sorguya, yoruma gelmezler. Ne yazdılarsa öyle olması gerektiğindendir, makbule odur yani. Nasıl esir alır seni acıma duygusu? İnsan istemeye istemeye nasıl mecbur kalır bu durumlara, duygulara? Aşk romanı, vicdan romanı, psikolojik roman. Artık ne gözle görmek istersen o gözle oku. Ama oku yani. Yüzyıllık Yalnızlık, Marquez'in Benim Üzümlü Orospularım kitabının videosu da var kanalda. Buna da 9 verelim ve çok fazla şey söylemeyelim. Çok iyi roman yani. Ama yazarımızın romanlarında hep bir yaşlıları halvet etme durumu var. Bu romanda da göze çarpıyor ki o içinde bir ukde kalmış galiba. Huzur, çok iyi. 9 diyelim yine. Yani yazıldığı dönem itibariyle hem cesaret hem de her şeye hakim olma yönünden de müthiş. Çok uzun zaman oldu okuyalı. İnşallah tekrar bir gözden geçirip ayrıca videosunu yapmak istediğim kitaplardan. Anayurt Oteli. En başta karakterimizin ismi Zebercet. Bayılmıştım. Çok orijinal. Şimdi 1000 kitaba baktığımızda 6.8 vermişler kitaba not olarak ki bence çok az. Bence 8-9 arasında notu. Yani o yalnızlığa baktığımızda, o Zebercet'in kendiyle kavgalarını, o psikolojik analizlere baktığımızda ya da işte o anları resmetme durumlarına baktığımızda çok iyi roman bence. Yüzbaşının Kızı. Bizde de o online indirmelere falan baktığımızda gerçekten popüler bir kitap. Şimdi o dönemdeki isyan var, tuhaf bir aşk var. Ha, kalem olarak, dil olarak akıcı ve anlaşılır. Şimdi benden 38-9 arası diyeyim. Hani okunur mu, iyi mi, kötü mü konu olarak bunlar göreceli ama okunmalı bence. Ustayla Margarita. Yine 8-9 arası diyelim. Çok iyi bir roman. Ha, bazen anlatımda hatlar karışabiliyor. Farklı kanallardan anlatılıyor. Biraz fantastik de bir roman. Şeytanın Moskova'ya yerleşmesi ve insanları kendi duygularıyla soktuğu haller etkileyiciydi. Ama dediğim gibi karışık bir tarafı da var. Yani buradan işte İsa'ya geçiyor. Oradan yazarın Margarita ile olan aşkı var. Ama yani öyle altından kalkılamayacak bir karışıklık değil. Okunmalı yani. Bir Kadının 24 Saati, Stefan Zweig hakkında az önce de söyledik zaten. Yaklaşık 70 sayfada o kadar duygunun, tutkunun, aşkın, insanlığın anlatıldığı bir Zweig dehası diyelim ve notu 8 olsun. Günah Son Çağrı, İsa'nın peygamber olup çarmıha gerilişinin roman hali. Tabi bunu yazınca da aforoz ediliyor yazar. Zorba kitabının videosu da var kanalda yazarın. Çok sade, sıcak bir dili var, anlatım da çok iyi. Notuna 8 diyelim. İşin din kısmını bir tarafa koyarsak çok iyi roman bence. Ben Kirke, mitolojik bir roman. Dil ve anlatım olarak gayet iyi. Karakterlere baktığımızda zaten yani güçlü karakterler. İlk çıktığında bu kitap çekinmişti biraz yani. Çok fazla reklamı yapılmıştı. Acaba dedim şişirme mi? Ama okuyunca pişman oldum yani. Güzel romanmış gerçekten. 8 diyelim notuna. Kürk Mantolu Madonna. Çok popüler bir kitap. Hiç kaybetmiyor bu özelliğini. Özellikle 90'ların sonu 2000'lerin başı gibi yakıyordu yani. Ben de o zamanlar okumuştum. Peki yazarın dili, anlatımı, kalemi nasıl? Yani hepimizin bildiği o şarkı olmuş şiirlerine baktığımız zaman anlatımı görüyoruz zaten. Leylim Ley, Benim Meskenim Dağlardır Dağlar ya da Edip Akbayram'ın söylediği birkaç şiiri var yine güzel. Güzel romandı yani. 7.5-8 olsun notu. Cimri. 7 diyelim notuna. Molière'den kısacık, güzel, ibretlik, eğlenceli bir tiyatro oyunu. Fareler ve İnsanlar, 7 olsun notu. Yine kısa, basit. Kibar kim, kaba kim, iyi insan kim, kötü insan kim? İnsanların hayalleri ve gerçekleri anlatılıyor. Goriot Baba, Balzac'tan güzel bir roman. Roman gibi roman. Kurgu biraz basit de olsa, hani işte kızlarını çok seven bir baba. Yani bunu kızlarına ve kendine zarar verecek derecede abartan bir baba. Buna karşın hayırsız evlatlar ve babanın işte evlatları uğruna kendini pisi pisine mahvedişi. Bazen insanlık komedyasından güzel bir roman. 7 olsun notu. Sineklerin Tanrısı. Adaya düşen bir uçaktan kurtulan çocuklar ve insanlığın doğasının çocuklar üzerinden anlatılması. Ben çok sevemedim ama klasik diye anılıyor bu kitap. 6 diyelim notuna. Yani çok bir numarası yok bence. Ayrıca da hani insanların en çiğ taraflarının, en kötü taraflarının çocuklar üzerinden anlatılmış olması da bir yavan geldi bana.
Beyaz Diş, Bir Kurt Köpeğinin Hikayesi. Yani yazar gerçekten o kafaya girebilmiş ve o dünyayı yaşatmış bize. O drama ve maceranın dozu da çok iyi. Dili de basit, anlaşılır, sade. 7 verelim notuna. Yani klasik bir Jack London romanı. Zaten Martine'den kitabının videosunda da bahsetmiştik, anmıştık yazarı. Işık Bahçeleri. Yazar bize Mane dinini, doğuşunu, düşüncelerini ve o dönemi anlatmış. İyi de yapmış yani, fena da olmamış aslında. Ama işte o Mane'nin sözlerinde hani daha bir derinlik olsaydı, daha bir anlam olsaydı, o kutsallık daha bir geçseydi bize. Hani orada belki biraz eksik kalmış olabilir. 7 diyelim notuna. Barbarları beklerken hayali bir imparatorluk. Kim barbar, hükümet mi yoksa ayaklanacak olanlar mı? Şimdi 1000 kitapta 7,5 vermişler buna. Hani orada notları bol keseden dağıtma durumu var. Herkese 8-9 veriyorlar ya. Yani onu görünce garibime gitti. Hani bence de 7,5 ama benim notum kıt. Ama gayet güzel, okunası ibretlik bir roman bence. Körlük. Özellikle pandemiden sonra çok revaçtaydı. Kurgusu, hayal gücü muhteşem. Karakterler de fena değil. Şimdi her şeyi güzel de ve hani konu olarak da o ilkelliklerin olması lazım tamam ama hani biraz sertti bence. Yani insanın o ilkelliğini, o pisliğini anlatırken o durumdaki bu kadar rahatsız edici olmalı mıydı bilmiyorum. Ve dediğim gibi hani kurgu çok başarılı, çok da ibretlik, müthiş bir malzeme. Yani bu malzemeye biraz daha edebi bir dil, biraz daha güzel işlenebilir miydi? Hani o yüzden 7 diyelim bence. Kitap Hırsızı, 2. Dünya Savaşı zamanı, okumak, bilgi tehlikeli, sürüyor, çıkıntılık yapma devri, özellikle Hitler Almanyası'nda, hani o kitapların filan toplanılıp yakıldığı zamanlar, işte o zamanı anlatan güzel bir roman diyelim, 7 olsun notu. Emma, yazardan yine bir aşk romanı, Gurur ve Önyargı'dan belki bir kalibre daha düşük. Ben Gurur ve Önyargı'yı da öyle çok bir aman aman bulmamıştım ki kanalda videosu var zaten. Hani ben mi ruhsuzum yoksa bir şeyler mi kaçırdım diye bunu da okuyayım dedim. Ama siz bilirsiniz de yani benim vicdanım çok rahat. 6,5 diyelim notuna. Cesur Yeni Dünya, distopik kitapları seviyorsanız onların içinde okuduklarım arasında en iyisi. İşte 1984 olsun ya da işte kanalda videosu var Biz romanı olsun. Hani bunlara baktığımız zaman en iyisi bence. Meraklısıysanız 8 diyelim notuna. Şimdi başta da dedim ya, bunlar işin bencesi. Herkesin yani okuduğu, anladığı kendine. Bu şekilde yorum sevmiyorum aslında. Ama dediğim gibi en azından adı geçsin istedim kanalda kitapların. Yoksa yani bu roman dediğimiz, sanat dediğimiz şey zaten göreceli bir şey yani. Benim beğendiğimi sen beğenmezsin, senin beğendiğini ben okumam. Ama işte böyle anmak istediğimiz, biriken kitapları, yetişemediğimiz kitapları bazen işte dile getirmek istiyoruz. O yüzden belki birkaç tane daha serpiştirebiliriz araya. Çünkü hakikaten vakit yetmiyor. O yaptığım formatta yapmak zaman alıyor. Enerji istiyor da her zaman olmuyor yani. Hani ne bileyim böyle notlar vermeler ya da işte çok kısa bahsetmeler. Ukalaca oldu belki. Ama yani o niyetle yapmadım. Onu söylemeye çalışıyorum. Sadece kitapları anma duygusuyla yaptım bu videoyu. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.